Merhabalar. Bugün hep beraber inşallah peynirli lokmalık poğaça yapalım. Öncelikle bir yumurtam vardı. O yumurtanın yumurta sarısı ile yumurta yakını ayırdım. Ama kurumaması için hemen yumurta sarımın kapağını kapatıyorum. Bu bizi kenarda beklesin. Biz güzelce poğaça hamurumuzu yoğuralım. Öncelikle ılık sütümü, bir çay bardağı kase yoğurdumu ekliyorum. İnsatmayan kullanıyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve daha aktif hale gelmesi açısından bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle kaşığımla bir karıştıracağım. Sonra diğer malzemeleri ekleyeceğim. Sıvı yağını ekliyorum. Yumurta akını ekliyorum. O miktarını size göstermek açısından bardağa koydum. Bir su bardağı onu bu şekilde ölçtüm. Şimdi kontrollü olarak unumu da ekliyorum. Unun üzerine tuzunu da ekliyorum. İsterseniz elinizi de yoğurabilirsiniz. Direkt elle yoğurmaya başlayabilirsiniz. Ben şöyle bir kaşık yardımıyla karıştırıp tekrar un ilavesi yapacağım. Tereyağı da ekliyorum. Evet, 5 su bardağı un kullandım. Ama yine de kontrollü un kullanmayı ihmal etmeyin. Üzerini streçliyorum. Bakın elinizden zaten çok çabuk çıkan yumuşak bir hamur oldu. Üzerini streçleyeceğim. Biraz kendine gelsin. Sonra işlemlerimize devam edelim inşallah. Beyaz peynirim ve labne peynirini karıştırıyorum. Üzerine maydanozumu ekliyorum. Bir fiske karabiber ekliyorum. Bir fiske de kırmızı pul biber. Bezelerimi yaptım. Şimdi güzelce biraz açıyorum. İçine peynirini koyup yuvarlayacağım. İsterseniz şöyle tezgahta yaparsak daha kolay olacak sanki. Yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar içten koyup şuraya güzelce yuvarlayacağım. Evet, poğaçalarımı güzel tepsiye sıraladım. Şimdi burada yumurta sarım vardı. Bir tanesini ayırmıştık hatırlarsanız. Burada da erittiğim daha sonra da oda sıcaklığına gelen tereyağım var. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağım var. Tereyağımı yumurtamın üzerine ekliyorum. Yumurta sarısı ile tereyağımı şöyle güzelce bir fırça yardımıyla karıştırıyorum. Poğaçalarımın üzerine süreceğim. Poğaçaların üzerine galeta unu serpiyorum. Evet, poğaçalarımı yarım saat
burada teviste mayalandıktan sonra fırında güzelce pişireceğim. Evet, lokma parçalarım piştiler. Bakın nasıl da güzel oldular. Benim fırınım da yaklaşık 20 dakikada pişti ama yine de siz kendi fırınıza göre pişme süresini ayarlayın. Görünüşü de çok güzel. Hani biri tabağa koysanız, masanıza yerleştirseniz görünüşü de çok güzel. Tadı zaten çok güzel. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.